NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'da iki gün süren yoğun diplomasi temaslarının ardından bugün Türkiye'den ayrılıyor. Ancak öncesinde TRT Haber olarak kendisine sorularımız olacak. İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını ve önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin uluslararası diplomaside attığı adımları kendisine soracağız. Mr. Secretary General, Sayın Genel Sekreter, öncelikle katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir gündeminiz var İstanbul'da. Önemli toplantılar yaptınız bildiğimiz kadarıyla. Öncelikle İstanbul'u ziyaret etme sebebiniz neydi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la toplantınız nasıl geçti? Sayın Erdoğan'ı ziyaret etme sebebim tabii ki önemli konuları ele almaktı. Özellikle Ukrayna'daki savaşı konuştuk ama aynı zamanda Gelibolu'ya gitme onuruna da eriştim. Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte oraya gittik ve orada neler olup bittiğini öğrenme şansım oldu. Orada yaşanan savaşı, hikayesini öğrendim. Ve tabii ki barışın korunmasının ne kadar önemli olduğunu anladık. Bildiğiniz gibi savaşın her iki tarafıyla da görüşebilen tek lider Sayın Erdoğan. Türkiye'nin bu noktada Ukrayna'da barışın sağlanmasındaki rolü nedir? Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir rol oynuyor. Özellikle de savaşın ortaya çıkardığı kötü sonuçların azaltılmasında, bu noktada Türkiye'nin yapmış olduğu tahıl koridoru anlaşmasına arabuluculuk ve bu sayede Ukrayna tahılının tüm dünyaya ihraç edilmesi, bu gerçekten çok önemli bir adımdı ve Türkiye'nin oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu zaten ortaya koydu. Diğer taraftan da bir NATO üyesi olarak şunu da görmemiz lazım. Şu anda Ukrayna'da bir savaş var. Başkan Putin'in başka bir ülkeyi işgal etme kararından sonra meydana gelen bir savaş ve askeri ve ekonomik desteğimizi Ukrayna'ya veriyoruz ve Rusların bu saldırısına karşı Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını da kullanmasını sağlıyoruz. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın tekrar hayata geçmesinde Türkiye'nin bir rolü oldu ve diğer taraftan da şunu da sormak istiyorum. Nükleer bir tehdit söz konusu şu anda. Bu konuda ne dersiniz? Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda Türkiye'nin ve Sayın Erdoğan'ın oynamış olduğu arabuluculuk rolü ve göstermiş olduğu çabayı takdirle karşılıyoruz. Bizim görmüş olduğumuz şey şu: Ukrayna'da Rusya tarafından özellikle oldukça tehlikeli bir nükleer retorik şu anda Rusya liderliği ve Cumhurbaşkanı Putin bunu ortaya koyuyor. Nükleer bir savaşın kazananı yoktur. Bunu her zaman dile getiriyoruz ve dolayısıyla bir nükleer savaş çıkmamalıdır. Bu Moskova'nın takip ettiği bu retorik, tehlikeli bir retorik ve hiçbir şekilde nükleer silah kullanılmamalı, kullanılması halinde buradaki çatışmanın özelliği, niteliği değişir. Bu bağlamda da uluslararası camia da çok açık bir şekilde bunu ifade etti. Nükleer silahlar hiçbir zaman kullanılmamalı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuyla alakalı olarak Türkiye'de şart koymuştu ortaya. FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesi konusunda. Bu NATO ile ilgili bir güvenlik ihlali değil midir bu teröristlerin orada barındırılması? Bildiğiniz gibi Türkiye tarihi bir karara imza attı Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde ve bu sayede İsveç ve Finlandiya davet edildi ve Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında da üçlü bir zabıt imzalandı ve şu anda bu iki ülke Türkiye ile yapmış oldukları anlaşmanın kurallarını yerine getiriyor ve özellikle terörle mücadele konusunda ve tabii ki Türkiye'ye silah satışının önündeki engellerinde hepsini kaldırdılar bu iki ülke. Ve şu anda bu konuda Türkiye ile birlikte çalışma konusunda da hazırlar. Kalıcı bir yapı ve mekanizma kurup birlikte çalışmak ve bilgi paylaşımında bulunmak açısından. Diğer taraftan da daha fazla sınır dışı ve iadelerde olacaktır. Bu anlamdaki anayasalarıyla alakalı güçlendirmeleri yaptıktan sonra. Tabii ki zorlu müzakereler gerçekleştirildi Madrid'de o dönemde.
dönemde ve şimdi ben şundan mutluyum ki Finlandiya ve İsveç bunları uyguluyor ve bizim ittifakımıza tam üye olmalarını isteriz. Son sorum şu olacak. Yunanistan bildiğiniz gibi birçok NATO ülkesiyle ki ABD de bunlardan biri silah anlaşmaları yapıyor. Türkiye'nin bu noktada en önemli endişesi uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken 12 adanın ve diğer Ege adalarının silahlandırılması. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye ve Yunanistan çok kıymetli NATO üyesi ülkeler. Bizim ortak güvenliğimiz ve savunmamız için biz birlikte zaten birçok bağlamda çalışıyoruz onlarla. NATO içerisinde günlük bir işbirliğimiz var zaten ve NATO'nun operasyonlarında da yan yana görev alan ülkeler. Tabii ki fikir ayrılıkları olacaktır. Ben her iki ülkeyi de bu farklılıkları iyi işbirliği ve müttefiklik ruhu içerisinde çözmelerini beklerim. Bu bağlamda bu gerilimlerin tabii ki azaltılması ve bu fikir ayrılıklarının çözülmesi lazım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Sekreter. Jens Stoltenberg Türkiye'deki temaslarının son gününde TRT Haber'e konuştu. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz özel yayınımız burada sona eriyor. Thank you. Thank you.